Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizler için Huawei Mate 20 Pro cep telefonu inceliyorum. Bomba özellikleri var. Çok gelişmiş bir kamera, gelişmiş özellikler, yüksek bir şarj hızı ve pil ömrü. İşte Huawei Mate 20 Pro. Ekim'de Londra'da düzenlenen ve bizim de yerinde takip etme imkanı bulduğumuz bir etkinlikte Huawei Mate 20 Pro tanıtılmıştı. Mate ailesi uzun yıllardır aslında var olan bir aileydi ama Mate 20 ile beraber çok ciddi radikal değişiklikler oldu. O yüzden telefonun önce bir dış görünümünden başlayacağım ve bu değişikliklerin Huawei tarafından bu yeni modele nasıl yansıtıldığını anlatmak istiyorum. Daha önceki Mate modellerinde ve Huawei'nin diğer telefonlarında genelde köşeli bir tasarım anlayışı hakimken Mate 20 ile beraber ekranın da ki biraz Samsung'a fazlasıyla benzemiş, bence burada bir eleştiride bulunabilirim. Ekran da artık böyle kenarlara doğru ilerleyen, kavis çizen bir tasarıma sahip olmuş. Ekranımız aynen Samsung'un S8, S9 ve işte Note 8, Note 9 ailesinde olduğu gibi sonsuz ekran tasarımına sahip. Köşeler yuvarlatılmış bir şekilde geliyor. Bunun dışında yan yüzde ilginç bir değişiklik daha var. Güç tuşu kırmızı bir renkle işaretlenmiş ki bu daha önce bizim de incelediğimiz General Mobile 9 Pro'yu hatırlattı bana. Çünkü onlarda da aynen güç tuşu kırmızı renkte işaretlenmişti. Onun hemen üst tarafında ses açma kapama tuşu bulunurken yan yüzün üst kısmında ise kızılötesi algılayıcımız yer alıyor. Bunun dışında herhangi bir yuva vesaire yok. Önden bakıldığında sol tarafta bir yuva yok ki genelde burada sim kart yuvası oluyordu. Fakat neden kaldırıldı? Çünkü ekran artık kenarlara doğru kavisli olduğu için mecburen kaldırılmış. Onun yerine sim kartı alt kısma koymuşlar enteresan bir şekilde. Ki bugüne kadar pek görmediğimiz bir tasarım. Genelde üst tarafta olur mesela Samsung telefonlarda. Alt kısımda sim kart yuvamız var. Bu sim kartta enteresan bir değişiklik daha var. İsterseniz iki tane çift sim kart takabiliyorsunuz. Yani dual sim özelliği var telefonun. İsterseniz de Huawei'nin Nano Memory adını verdiği yeni bir bellek kartı türü var. Ondan koyabiliyorsunuz ama bu bellek kartı türü henüz çok yaygın değil. Onu söylemiş olalım. Fakat telefonu alırken böyle bir seçenekle de alabiliyorsunuz. Türkiye'de en azından durum nasıl olacak bilmiyorum ama yurt dışında bu bellek kartının satıldığını söyleyelim. Alt kısımda yine USB Type-C bağlantımız mevcut. Bu USB Type-C bağlantısı aynı zamanda kulaklık, aynı zamanda güç için kullanılıyor. Yani aynen P20 Pro'da olduğu gibi bu üründe 3.5 mm'lik bir kulaklık girişi bulunmuyor. Bunun da detaylarını biraz sonra anlatacağım. Arka tarafa geldiğimizde ise arka tarafta yine radikal bir değişiklik var. Daha önce Huawei telefonlarında yatay ya da dikey eksende dizilmiş kameralar kullanıyordu. Burada dikdörtgen şeklinde bir tasarım tercih edilmiş. Bu dikdörtgenin 3 köşesinde kameralarımız mevcut. 4. bir köşede ise LED lambamız konulmuş. Yani ilk bakışta böyle orada da bir kamera varmış gibi algılıyorsunuz ama öyle bir kamera olmadığını söyleyelim. Bu genel görünümden sonra telefonun teknik özelliklerine bakacak olursak karşımızda 6.34 inçlik OLED bir ekranı olan 1440x3100 piksel çözünürlüğü bulunan bir telefon yer alıyor. Ekranımızın ekran yoğunluğu ise 538 ppi. Çentikli bir tasarımımız var. Huawei Mate 20 Pro gücünü Kirin 980 işlemciden alıyor ki 2 adet A76 2.6 GHz'ında çalışan çekirdek varken 2 adet yine A76 1.92 GHz'ında çalışan çekirdek bulunuyor. Kalan çekirdekler ise 4 adet A55 1.8 GHz'ında çalışıyor. GPU tarafında ise Mali G76 MP10 GPU'muz bulunuyor. Telefonun Türkiye'de satılan, yani en azından bize teste verilen modeli 6 GB RAM, 128 GB depolama özelliğine sahip. Az önce bahsettiğim gibi Nano Memory bellek kartı yuvası var. Android 9 Pie işletim sistemiyle beraber geliyor, kutudan böyle çıkıyor. MIUI 9.0 arayüzümüz yine mevcut. Kamera tarafına bakacak olursak az önce bahsettiğim gibi arka yüzde 3 modüllü bir kamera var. Birinci kameramız 40 megapiksel, ikinci kameramız 8 megapiksel, üçüncü kameramız ise 20 megapiksel çözünürlük sunuyor. Birinci kameramız 40 megapiksel olan ana kamera görevini görürken 8 megapiksellik kameramız ise 3x optik zoom veren telefoto özelliğine sahip. 20 megapiksellik üçüncü kamera ise 17 mm geniş açı, ultra geniş açı özelliğini sunuyor. Kamera 4K 30 fps video çekebiliyor. 720p'de 960 fps ağır çekim yaptığını söyleyelim. Yine daha önce olduğu gibi Leica ile beraber çalışılmış. Kameraların objektifleri Leica tarafından tasarlanmış.
Ön kameraya gelecek olursak 24 megapiksellik ön kameramız f2.0 diyafram sunuyor. Yine Leica tarafından tasarlanan bir objektifimiz olduğunu söyleyelim. Ön kameranın video modunda ise Full HD 30 fps video kayıt yapabildiğini belirtelim. Telefonda 4200 mAh'lik bir pilimiz mevcut. Kutusundan çıkan 40 wattlık hızlı şarj özelliğine sahip kablolu adaptörümüzle beraber çok hızlı şarj edebiliyoruz. Bunu detaylarında biraz sonra söyleyeceğim. 15 wattlık kablosuz şarj desteği var ve yine Reverse Wireless Charging adını vermiş buna. Yani tersine kablosuz şarj özelliği denilen bir özellik var. Bu sayede telefon sanki bir kablosuz şarj cihazıymış gibi davranıyor ve üzerindeki pilden aldığı gücü bu özelliği destekleyen başka telefonları şarj etmek için kullanılıyor. Güzel, enteresan bir özellik. 3D Face Unlock, Dual SIM, Wi-Fi A, B, C, G, N, A, C desteği, 2.4 GHz ve 5 GHz frekansların desteği, Bluetooth 5.0 Low Energy, NFC, IP68 suya ve toza dayanıklılık gibi özellikler olduğunu da söyleyelim. Şimdi tasarımına baktık, teknik özelliklerine baktık. Kullanımda ise Kirin 980'den ki Huawei'nin en yeni işlemcisi bu ve bu ilk kez bu modelde kullanılıyor. Daha sonra Honor ki alt markası onun farklı modellerinde de ve yine Huawei'nin başka modellerinde de kullanılmaya devam edecek. Muhtemelen 1-2 sene göreceğimiz işlemci Kirin 980. 970'in yeni versiyonu olarak tanımlayabiliriz. 7 nanometre teknolojisine sahip bu işlemci. 8 çekirdekli olduğunu söylemiştik. Gerçekten de çok yüksek performans sunuyor. P20 Pro incelemesinde biz söylemiştik aslında. 970 biraz eski bir işlemciydi. Artık yüzü de eskimişti, özellikleri de eskimişti. Hatta testlerde de rakiplerinin çok gerisinde kalıyordu. Artık yavaş yavaş kalmaya başlamıştı. Tabii Huawei de bunu görüyor, sadece biz görmüyoruz. Güzel bir değişiklik yapmış ve 980 gerçekten de çok başarılı bir işlemci. Biz testler yaptık, kullandık. Yani telefon tabiri caizse yağ gibi akıyor, onu söyleyelim baştan. Hani sentetik testler de yaptık, günlük kullanımda da yaptık. Hem bu ekranın çok güzel olması, kullanım özellikleri çok etkiliyor bu. Hem de performanslı bir işlemciye sahip olması telefonu adeta uçuruyor, onu söyleyelim. Oyun oynadık, günlük işleri kullanıyoruz, fotoğraf çekiyoruz ki vesaire birçok işlemi yapıyoruz. Tık demedik telefon, yağ gibi akıyor. Bunda gerek Android 9.0 işletim sisteminde etkisi var diye düşünüyorum ben. Bir de aynı zamanda yine değişik bir arayüz sunan MIUI 9.0 da çok başarılı. Yani kullanıcı bu donanım öğeleriyle beraber çok güzel bir deneyim yaşıyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Performanslı bir telefon. Yaptığınız işlemleri anında tepki verebiliyor. Oyunlarda şurada burada en yüksek çözünürlükte oyunları oynayabiliyorsunuz. Herhangi bir sorun ve sıkıntı vermiyor. Ekran çözünürlüğü çok yüksek. Renkler aktarması çok başarılı. Karanlıkta da, aydınlıkta da, dışarıda da, kapalı mekanda da, açık yerlerde de, güneşin altında da gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Bu bakımdan hani performanslı bir telefon olmuş. Çentik meselemiz var. Önünüzde bir çentiğimiz var malum. Bu çentik işte biliyorsunuz Huawei telefonlarda kapatılabiliyordu. Evet, Huawei'nin diğer modellerinde olduğu gibi bu çentik kapatabiliyorsunuz. Ayarlarda böyle bir seçeneğimiz var. Aslında kapatma değil de siyah bir zemin atıyor diğer yan taraflara da. Ben genelde kapatmadan kullanmayı tercih ettim. Kullanımla ilgili eleştireceğim bir taraf bu. Ben bu Samsung'da da bulunan bu böyle sonsuz ekran meselesini çok sevmiyorum açık söylemek gerekirse. Ha, çok güzel durmuş bu telefonda, o ayrı bir konu ama ben daha düz tasarımları, daha köşeli tasarımları seviyorum. Bu sonsuz ekran böyle zaman zaman sanki videoların yukarı doğru kayıyormuş gibi veya aşağı doğru kayıyormuş gibi görünmesine neden oluyor bence. Ama bu kişisel bir yorum, onu baştan belirtmiş olalım. Çok da seven olacaktır. Radikal bir değişiklik yapmış ama telefon da Samsung modellerine biraz benzemiş. Onu da belirtmekte fayda var. Telefonun güvenlik tarafına gelecek olsak, çentik bölümünde bulunan algılayıcılar sayesinde 3D yüz tanıma özelliği var. Bu da şu anlama geliyor. Şimdi yüz tanıma özelliği var, evet onda bir sorun yok. Fakat 3D olduğu zaman ve ekstra algılayıcılar olduğu zaman karanlıkta, gece ortamında, ışığın az olduğu ortamlarda vesaire gibi durumlarda bazen çalışmıyor eğer bu algılayıcılar yoksa. Mate 20 Pro'da böyle bir durum yok. Karanlıkta da, geceliğinde, ne bileyim az ışıklı ortamda da yüzünüzü tanıyabiliyor. Çünkü normalde Android'in zaten standart özelliği bu ama eğer ekstra algılayıcı yoksa doğru düzgün çalışmadığını söyleyeyim. Ama Mate 20 Pro'da herhangi bir sıkıntı yok. Çok başarılı bir şekilde 3D yüz tanıma özelliğini kullanıyorsunuz. İlginç bir özellik ise ki Mate ailesinde, daha doğrusu Huawei'ye ilk defa geldi bu. Parmak izi okuma teknolojisi ekrana entegre edilmiş. Şimdi bu ne sağlamış? Hem arka yüzde ya da ön yüzde bir parmak izi okuyucu yok. Yani bir yer kaplamıyor en azından. Aynı zamanda şurada şöyle göstereyim. Ekranın alt kısmına yakın ama orta tam ortasında bir parmak izi işareti çıkıyor. Buraya
Daha önce tanımladıysanız eğer parmağınızı koyduğunuzda ki kapalıyken de buraya dokunduğunuzda şöyle göstereyim. Hemen mesela çıkıyor. Şöyle hemen ekran ortasında çıkıyor. Buraya parmağınızı koyduğunuzda şöyle yapalım. Ben şimdi tanımladım mesela. Şöyle göstereyim. Şöyle yapalım. Bakın. Yaklaşık 1 saniye içinde algılıyor. Şimdi şöyle bir durum var. Çok hızlı mı? Çok hızlı değil. Onu baştan söyleyeyim. Yeni bir teknoloji bu muhtemelen ve yavaş yavaş da farklı cihazlarda karşımıza çıkacak ki son dönemde çıkmaya da başladı. Bir parça yavaş çalışıyor. Onu baştan söyleyeyim. Yani yavaştan kastettiğim şu. Normalde 0.03 saniyede yapıyorsa bunu eğer parmak izi, fiziksel bir parmak izi de ekrandan okuduğu zaman bir yarım saniye, 1 saniye beklemeniz gerekiyor. Çok büyük bir sorun değil ama anladığım kadarıyla biraz daha zamana ihtiyacı var bu teknolojinin. Ayrıca şöyle bir sorun var. Ekranı bir şeyle kaplayamıyorsunuz. Yani ekranı kapladığınız zaman bu parmak izi okuma fonksiyonu bir parça daha zedeleniyor veya tam olarak çalışmayabilir. Muhtemelen ekranı kapladığınız zaman bu parmak izi fonksiyonunu kullanamayacaksınız. O bakımdan çok öneremiyoruz. Bu bir eksiklik olarak da görülebilir. Çünkü ekranı korumak isteyebilirsiniz böyle bir telefonu aldığınız zaman. Çünkü pahalı bir telefon bu. Ama bu ekrandan parmak izi okuma yüzünden yapamıyorsunuz. Ama en güzel bir teknoloji yani bence daha iyi olmuş böyle ekrandan olması ki yavaş yavaş sayıları artıyor. Huawei'nin alt markası Honor'ın 10 modelinde de vardı bu ama o alt kısımdaydı. Şimdi tam böyle ekranın neredeyse ortasına getirilmiş artık bildiğiniz ekrandan parmak izi okunabiliyor. Bence güzel olmuş. Hiç uğraşmadan tak diye açıyorsunuz. Fakat bir parça yavaş. Belki ikinci, üçüncü nesillerde bu daha da hızlanacak. Daha da güzel hale gelecek. Onu belirtmiş olalım. Telefon aynı zamanda IP68 standartlarında su geçirmeme özelliğine sahip. Tabii ekran ıslakken parmak izi okuma da yine sıkıntı oluyor. Onu da belirtmiş olalım. Ha, çok büyük dert mi? Değil. Ama bilgisini vermiş olalım ki biz yarın öbür gün bir sıkıntı olmasın. Gelelim telefonla ilgili yaptığımız sentetik testlere. Biliyorsunuz standart olarak işte Antutu, Geekbench ve PCMag batarya testlerimiz var. İlk yaptığımız test ise Antutu testi oldu. Bu testte 228.634 gibi oldukça yüksek bir değere ulaştık. Ki telefonun bu da az önce de bahsettiğim gibi işlemcisinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Geekbench testinde ise single core'da 3311, multi core'da ise 9713 puan aldı telefonumuz. Bu da oldukça iyi bir rakam olduğunu söyleyelim. Şimdi PCMag batarya testi ise gerçekten de ilginç oldu. Şöyle, o da 13 saat 50 dakika verdi telefon ki çok yüksek bir rakam. Genelde 7 saat, 8 saati gördüğümüz zaman biz iyi olduğunu söylüyoruz. 13 saat 50 dakika çok iyi bir rakam. Bu da şunu gösteriyor, telefonun pil tarafı gerçekten iyi. Onu pille ilgili tarafı da zaten daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Gelelim telefonun belki de en çok merak edilen tarafı kamera tarafına. Üçlü kamera teknolojisi var. Aslında bu Huawei'nin ilk defa kullandığı üçlü kamera modülü değil. Daha önce de P20 Pro modelinde vardı. Ama o böyle dikey şekilde sıralanmıştı. Burada videonun başında da söylediğim gibi dikdörtgen şeklinde bir sıralama tercih edilmiş. Bu kameralardan bir tanesi ana kameramız 40 megapiksel çözünürlük sunuyor. Bir diğeri ikinci kameramız ki telefoto olarak kullanılıyor bu. Bu da 8 megapiksel çözünürlük sunuyor. Üçüncü kamera ise 20 megapiksel ultra geniş açı özelliği sunuyor. Şimdi ne işe yarıyor bu kameralar? Biz çok kullandık, fotoğraf çektik. Hatta Note 9'la karşılaştırdık. Onu da söyleyelim. Onun da videosunu yine şuradan bir yerden şimdi çıkartırım ben kartlardan. Kartlardan da görebilirsiniz. Note 9'la da karşılaştırdık. Bu üçlü kamera bize birincisi şu 40 megapiksel çözünürlük sunuyor. Ki bu da P20'de olduğu gibi 40 megapiksel fotoğraf çekip oradan croplama yapıp çok daha büyük bir fotoğraf elde etme imkanı sağlıyor. Bir diğeri ise 0.6x dediğimiz geniş açı sunuyor. Bence bu çok başarılı o geniş açı meselesi. Çünkü özellikle bir aksiyon kamerası gibi veya dar bir alanda çekim yaparken bu geniş açı çok işinize yarıyor. Hem videoda hem fotoğrafta bu geniş açıyı kullanabiliyorsunuz. Onu da belirtmiş olayım. Öte yandan telefonun bir 3x'te optik zoom olayı var ki genelde 2x'tir telefonlarda bugüne kadar gördüğümüz ağırlıklı olarak. 3x optik zoom neredeyse ilk örneklerden bir tanesi. Konuyu yakınlaştırıyor. Fena değil. Özellikle iyi ışık şartları sağlarsanız bu 3x optik zoom çok işe yarıyor. Artı biz zaten birkaç fotoğraf da paylaşmıştık bununla ilgili. Çok yakından çekim özelliği bulunuyor telefonun 2,5 cm'den. Yaptığımız denemelerdeki örneklerini yine bu videonun içine koyarız. Çeşitli fotoğraflar çektik. Toz şeker çektik, tuz çektik. Çok ince detay, adeta bir objektif, makro objektif kullanıyormuş gibi çok detaylı görebiliyorsunuz. Hatta çok böyle beğenildi o paylaştığımız fotoğraflarda.
gerçekten de çok çok iyi sonuç veriyor. Fotoğraf kalitesi nasıl? İyi. P20'deki gibi iyi bence, onu söyleyeyim. Hatta işte bu ekstra kabiliyetlerin de olması P20'den bir tık daha öteye taşıyor cep telefonunun özelliğini. Ana kamera çok başarılı ama şöyle bir durum var yalnız, onu belirtmekte fayda var. Bu telefonun kameralarının bu zoom ve işte geniş açı özelliğini kullanmanız için çözünürlüğü 10 megapiksel indirmeniz gerekiyor. Yani 40 megapiksel modundayken, çözünürlük varken, ana kameradan bahsediyorum, telefon bu şekilde işte zoom girme, zoom çıkma vesaire gibi işler yapamıyorsunuz. 10 megapikseli indirdiğiniz zaman kullanılıyor. Çok büyük sorun mu? Değil ama hani gönül isterdi ki keşke 40 megapikselde de bunları kullanabilseydik. Belki çok şey istiyorum, bilemiyorum. Ama bu hali bile çok başarılı. Yani kamera gerçekten de hani başarılı olmuş. P20 Pro'dan ne farkı var? P20 Pro'da optik zoom bu kadar yüksek değildi. Artı yakın çekim özelliği de bu kadar yüksek değildi. Ama onda siyah beyaz bir kamera vardı. Burada da siyah beyaz modu var ama kamera yok. Sadece renkli fotoğrafı siyah beyaz yapıyor. Onun dışında çekim modları vesaire aslında birbirine çok benziyor. Hani benzer çekim modları kullanılıyor. Benzer ayarlar, seçenekler var. İşte portre var, gece var, açıklık var, alan derinliği, yani diyaframı ayarlayabiliyorsunuz. Bunun dışında hazır çekim modlarımız da var. Hani bunlar içinde işte ağır çekim, panorama, siyah beyaz, ayar lens, ışık resmi, HDR, hızlandırılmış çekim, filtre, 3D panorama, filigran, belgeler, su altı gibi seçenekler de size sunuluyor. Çok başarılı. Bir de Pro modunda RAW çekebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik, onu söyleyeyim. Ki ben bol bol çektim ama tabii Photoshop'ta bunları düzenleyebiliyor olmanız lazım veya Lightroom gibi bir programda. Bunları yani birçok ayarı size veriyor. Artı yapay zeka da size destek oluyor fotoğraf çekerken. İsterseniz bu yapay zeka modunu da kapatabiliyorsunuz ama böyle bu sayede siz de hani daha iyi fotoğraf çekmenize yardımcı oluyor fotoğraf makinesi. Çektiğiniz konularla ilgili size ipuçları vererek bazı ayarların otomatik olarak işte yüklenmesini ve işte ayarların yapılmasını da sağlıyor. Fotoğraf tarafı güzel ama ana kameranın video tarafında 4K 30 FPS çekiyor. Video tarafının bence bir parça daha geliştirilmesi gerekebilir. Huawei çok daha iyi videolar çektiğini söylüyor ama mesela 60 FPS çıkıyor çoğu artık amiral gemisi. Ha, çok mu lazım 60 FPS? Ayrı tartışma konusu belki ama olsa fena olmazdı diye düşünüyorum. Ön kameraya gelecek olursak o da 24 megapiksel çözünürlük sunuyor. Ön kameramız yine Leica tarafından geliştirilmiş bir objektifimiz var. Orada da Full HD video kayıt yapabiliyor en fazla ve 30 FPS çekim yapabiliyor. Onda da yine böyle eğlenceli özellikler var. Çeşitli ayar videoları yapabiliyorsunuz. Yani emoji diyor bunlara. Ayar lens adını veriyor daha doğrusu. Çeşitli böyle hazır şablonlar var. Siz o şablonları kendi yüzünüze uygulayarak işte panda olabiliyorsunuz. Bir maymun olabiliyorsunuz, bir kaplan olabiliyorsunuz, bir işte zürafa vesaire gibi şeyler yapabiliyorsunuz. Bu da güzel olmuş. Yani özellikle böyle eğlenceli şeyler arayanlar için işe yarayan bir opsiyon olduğunu söyleyeyim. Yine ön kamerada alan derinliği verebiliyorsunuz. Yani portre modunu çektiğiniz zaman arka planınızı bulanıklaştırma, 3D lighting, studio lighting gibi özellikler de yine bulunuyor. Böyle bir sürü çeşitli ufak tefek efektler de verebiliyorsunuz. Alan derinliğinizi farklı şekillerde de verebiliyorsunuz. Bu da hani özellikle fotoğraflarla oynamak isteyen, çeşitli efektler vermek isteyen kullanıcı açısından güzel bir özellik. İşte HDR vesaire gibi birçok fonksiyonda yer aldığını söyleyeyim. Ve bu hem ön kamera hem arka kamera gerçekten de P20 Pro ayarında, hatta bence P20 Pro'dan bir tık daha yukarı olduğunu söyleyebilirim. Herkese merhaba sevgili Teknoloji Okulu izleyicileri. Bu videoyu Huawei Mate 20 Pro'nun ön kamerasını kullanarak çekiyoruz. Şu an açık bir havadayız ama gölgelik bir yerde duruyoruz şu anda. Güzel bir İstanbul sonbahar öğleden sonrasındayız. Ve telefonun kendi üzerindeki bütün ışık mikrofonla ses kaydını yapıyoruz. İşte Huawei Mate 20 ön kamerasının özellikleri bu şekilde. Herkese merhaba sevgili Teknoloji Okulu izleyicileri. Bu videoyu Huawei Mate 20 Pro'nun arka kamerasını kullanarak çekiyoruz. Açık havadayız fakat bir parça gölge var şu anda bulunduğumuz yerde. Bir rüzgarlı bir hava var. Bu rüzgar sesi belki bir parça mikrofonlardan duyuluyor olabilir. Video kalitemiz bu şekilde. Normalde Huawei Mate 20 Pro 4K 30 FPS video kayıt edebiliyor. Bunu da belirtmiş olalım. Thank you.
Gelelim 4200 mAh'lik bütün ışık pile. Az önce benchmark testlerinde söylemiştim. 13 saat 50 dakikalık bir pil ömrü bize vermişti testler. Kullanımda da biz bir günü çok 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 rahat görüyoruz, onu söyleyeyim. Android 9 ile beraber geldiği için de pil optimizasyonu oldukça iyi. Sizin yani pilinizi nasıl kullanmanız gerektiği konusunda çok ciddi yardımcı oluyor telefon. Ve uzun bir pil ömrü vaat ediyor. Şarj tarafında ise şu hemen şöyle göstereyim. Biz bununla ilgili bir video hazırladık. Hızlı şarj özelliği var. 40 watt'lık. Bu kadar büyük olmasının sebebi biraz bu. 40 watt'lık kablolu bir hızlı bir şarj özelliğimiz var. Bu hızlı şarjı kullandığımız zaman Huawei'nin açıkladığı rakamlara göre söylüyorum ben. 30 dakikada %70 şarj oluyor ki biz bunu yaptığımız testlerde o videonun da yine linkini şuradan çıkacak olan kutuya koyacağım. 30 dakikada %76 bulduk. Huawei %70 diyordu. Çok hızlı şarj oluyor, onu söyleyelim. Bu hızlı şarj olduğu için de hani hemen takıp bir 5 dakika 10 dakika şarj olsa zaten sizi bir yere götürecek kadar fazlasıyla bir şey sunuyor. Tam olarak şarj olması telefon kapalıyken yaptığımız testlerde 54 dakika sürdü. Bence bu rakamın da rakiplerine göre çok iyi olduğunu söyleyeyim. Öte yandan telefon 15 watt'lık hızlı şarj teknolojisini de destekliyor. Orada da uyumlu bir cihaz bulursanız şarj edecek bunu. Ki Huawei'nin kendi ürünleri vesaire de var. Çok daha hızlı şarj edebiliyorsunuz kablosuz olarak. Yine ek olarak Huawei'nin enteresan bir şey yaptığını söyleyeyim. Cihaz aynı zamanda kablosuz şarj istasyonu gibi davranıyor. Marka buna Wireless Reverse Charging adını vermiş. Uyumlu bir telefon varsa şarj kablosuz şarj özelliği olan arkasını koyduğunuz zaman o menüden de açmanız gerekiyor ama bu özelliği. Açtığınızda telefon diğer bir telefonu şarj ediyor. Tabi bunu yaparken pilini harcıyor. Kendi pilini harcıyor. O bakımdan idareli kullanmanız gerekiyor. Ama enteresan bir özellik. Hani acil bir durumda sıkıştığınızda bir arkadaşınıza pil üzerinden enerji aktarmak isterseniz telefon bunu da başarıyor. Güzel olmuş, enteresan olmuş. Bir amiral gemisi telefonunda pek bulunmayan bir özellik. Hatta bugüne kadar hiç bulunmayan bir özellik. İlk kez Huawei Mate 20 Pro ile geliyor. Huawei Mate 20 Pro'nun bazı ilginç, enteresan özellikleri de var. Üzerinde kızılötesi portunun bulunduğunu söylemiştik. Bu port sayesinde televizyonları kumanda edebiliyorsunuz. Güzel bir fonksiyon. Hatta biz bir iki denemede yaptık böyle. Çok bilinen markalarda çok rahat, başarılı bir şekilde çalışıyor. Oturduğunuz yerden televizyonu böyle tık 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 ekrana basarak, ki bunun için ayrı bir uygulama var, telefonun üzerinden televizyonunuzu da kullanabiliyorsunuz. Güzel olmuş. Çok gerekli mi? Tartışılır. Hatta bazı arkadaşlar ya ne gerek var buna, boş verin falan filan dediler bize ofisteki. Ama bence güzel olmuş. Hani varken kullanabilirsin. Sadece televizyon değil, kızılötesi özelliği olan herhangi bir şeyi uzaktan kumanda edebiliyorsunuz. Yani bu Türkiye'de çok yok ama işte garaj kapısı da olabilir varsa eğer, veya başka teknolojiler de olabilir. Kumanda etmeniz mümkün oluyor. Bence enteresan olmuş. Gelelim herkesin merak ettiği konu, telefonun fiyatına. Biz bu incelemeyi yaptığımız Kasım ayının başlarında telefonun fiyatı açıklandı ve Türkiye fiyatı 8.499 olarak duyuruldu. Beklentimizin bir tık üzerinde bir fiyat, onu baştan belirtelim. Çünkü yurt dışı fiyatı bu telefonun 1050 euro civarında. Elbette 1050 eurodan satılmasını beklemiyoruz karşılık olarak Türkiye'de ama yine de yani 1050 euro yaklaşık olarak bir 7000 lira para yapıyor. Arada bir 1500 TL fark var. Fiyat biraz yüksek ama amiral gemilerine baktığımızda artık bu fiyatın altına da pek fazla kalmadı gibi görünüyor. Özellikle iPhone, yani Apple'ın iPhone modellerinde bu rakamlar artık görülmeye başlandı. Ama örneğin Note 9'a baktığımızda hala 6500'e satılan bir telefon varken yani 8500 lira gibi 2000 TL'lik bir fark, ikisi de amiral gemisi telefon olduğu düşünüldüğünde biraz yüksek gibi kalıyor. Muhtemelen önümüzdeki ayda bu fiyat biraz düşecektir ama ilk başlangıç fiyatı biraz yüksek. Herkesin alabileceği bir telefon fiyatı değil ama işte kurların yükselmesi, diğer sebeplerden dolayı artık bu rakamlara ne yazık ki standart hale gelmeye başladı. Bu konuda söylenecek çok fazla bir şey yok. Tabii bu herkes için kolay ulaşılabilecek bir rakam olmadığını da farkındayız. Evet, bir incelemenin daha sonuna geldik. Nelerini beğendik Huawei Mate 20 Pro'nun diye soracak olursanız, AMOLED ekran çok gerçekten de bence iyi olmuş. Dediğim gibi ben sonsuz ekran tasarımı çok sevmemekle beraber ekranın çok başarılı olduğunu düşünüyorum. O ayrı bir konu. Tasarım yorumlarımız ayrı bir konu. Bunun dışında baktığımızda ekrandan parmak izi okuma bir parça yavaş olsa da havalı bir teknoloji. Yani böyle elinizle basıyorsunuz işte. Ekrandan çat diye ekranın açılması, parmak izini okuması havalı bir teknoloji. Birkaç arkadaşa gösterdim ben. Çok beğendiler. Bunu beğendiğimi söyleyebilirim. 3D yüz tanıma ekstra bir güvenlik sağlıyor. Karanlıkta, işte düşük ışıkta, şurada burada çok iyi bir şekilde çalışıyor. Hızlı şarj özelliğini ben çok beğendim. Hem de kablosuz şarjı da hızlı, normal şarjı da eğer kendi adaptörünü kullanırsanız çok hızlı oluyor.
Reverse charging'i de çok beğendiğimi söyleyeyim. O başka telefonları da şarj edebilme özelliğiniz iyi ama kendi piliniz bitiyor. O birazcık sıkıntılı bir durum. Ve kamerası çok başarılı. Ki ben P20 Pro'nun da kamerasını çok beğenmiştim. Bu kameralar da gerçekten çok başarılı. Belli sınırlamaları var size sundukları ama ben genel olarak beğendiğimi söyleyeyim. Nesini beğenmedim? Açık söylemek gerekirse bu P20'de de aynı durum vardı. Ki son dönemde artık yavaş yavaş üreticiler hem 3.5 mm çıkışını koyuyorlar hem de telefonu aynı zamanda USB Type-C de koyuyorlar. Ama Huawei bu konudaki ısrarını sürdürüyor. Bence ısrar etmese daha iyi olacak. Muhtemelen belki 1-2 seri sonrasında belki bu ısrardan da vazgeçebilir ama bence 2 çıkış olması daha mantıklı. Sebepleri birçok sebebi var benim kendi kişisel olarak ama ben öyle daha rahat olacağını düşünüyorum. Ama bu kişisel bir yorum da olabilir. Sizin için çok daha kolay olacağını da düşünüyor olabilirsiniz. Karar sizin artık. Evet, bir incelemenin daha sonuna geldik. Bugün sizlere Huawei Mate 20 Pro'yu anlattık. Bu inceleme ile ilgili her türlü görüş, yorum, eleştirinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videolarımızı beğeniyorsanız paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Farklı bir içerikte, farklı bir videoda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.